kapatırken sizlere 7. Hale'yi şöyle bir geçeceğim. Bryce Fox diyor. Çok güzelmiş. Eminim haleler içinde buralarda, daha doğrusu çekemediğim, unuttuğum, es geçtiğim markalar, yerler olmuştur. Royal Alloy, Royal Alloy markası. Dokuzuncu salonu dolaşıyoruz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. İlk karşımıza çıkan yine Trump oldu. Diğer salonda da olmasına rağmen. Evet, burada Trump oldukça büyük bir yer almış. Bonavilla Bobber 14.395 euro. Rocket 3R 23.450 euro. Burada yine Trump'un TE1 modeli bulunmakta. Rocket 3R modeli. Enteresan. Evet. Moto Magic olarak sizler için Intermod'da dolaşıyoruz. Tiger Sport 660, 8.995 euro. Burada da Tiger 1200 Rally Explorer var, 22.450 euro fiyatı. Arka çantaları, yan demirleri, tur camı, tel jantlarıyla birlikte gerçekten müthiş bir motor. Ve yine Tiger'ın yeşil haki renkli arka çantalı bir modelini görüyoruz. Honda. Honda'sız olmaz elbette. Şimdi yine hızlıcana birçok modelini sizlerle birlikte gezeceğiz. CBR 1000 RR modeli. Yine CBR 1000 RR RSP Superbike modeli. ...27.790 euro CBR 1000 RR R modeli arkadaşlar. Bu da siyahı gördüğünüz gibi oldukça şık. Özellikle Türk gençlerinin
çok rağbet ettiği Honda. Burada da CBR 650R. Fiyat 9800 euro. CBR 500R modeli arkadaşlar. O da 7580 euro. Evet, aralarında eminim daha ince detaylı görmek istediğiniz modeller de olabilir ama o kadar çok model, o kadar çok marka var ki sizlere bir seferde böyle paylaşmaya çalışıyorum. CB 500F modeli 6860 euro. Evet, burada da CB 650R modelimiz var. 8790 euro arkadaşlar. Ve yine burada CB 1000R Black Edition modeli 15240 euro. Honda'nın modelleri sanırım şimdiye kadar ki standlarda en fazla modeli olan marka. Daha en az 50-60 model daha var burada. Honda 300L modeli. Dağlara, bayırlara sürmek için CRF 300L 6240 boyu arkadaşlar. Ve yine burada CRF 300 Rally modeliymiş bu da. Bu da 7240 euro arkadaşlar burada. Honda CRF. Yine geldik Montesa Kota 4Ride 8880 euro. Burada ise CRF 450R 50. yıl modeli 10820 euro. Ve buradan doğru şu arka taraftaki diğer modellerine doğru gidelim. Honda Hornet. Evet, birçok kimsenin severek kullandığı Honda Hornet modelimiz burada. Ve yine Honda'nın NC750X modeli arkadaşlar, 8800 euro buradaki fiyatı. Arka çantaları dahil mi bilmiyorum. Tabii şimdi yüzlerce motor çeşidi olduğu için tek inceleme yapmadığımdan dolayı böyle her motoru daha önceden inceleme şansım olmuyor. SB500X var burada yine. 7580 euro. CRF 1100L Afrika Twin 17440 euro. Bunun hepinizin merak ettiğini gayet iyi biliyorum. Ben de bir zamanlar Honda Transalp, Honda Afrika Twin modellerini uzun yıllar deneyimledim. Evet. Yine burada başka bir Afrika Twin, CRF 1100L Afrika Twin 15290 euro. Evet, Savaş Uçar arkadaşım Hayat Motor'la güzel Afrika Twin kullanıyor ve gayet memnun olduğunu düşünüyorum. Ben yıllar önce Afrika Twin'i, Transalp'i kullanıyordum.
Hatta en son birkaç sene öncesine kadar Transalp 700'ünde vardı. Maalesef Transalp artık çıkmamasına rağmen duyumlarıma göre Transalp'in 1000'lik modelini üreteceklermiş. Veya ürettiler. CMX500 Rebel S Edition 7360 Euro. Bayanların çok sevdiği bir model. CMX500 Rebel 6960 Euro. Ve Honda standına dışarıdan toplu olarak bakalım arkadaşlar. Afrika Twin tabii ki çok güzel ilgi çekiyor. 17.440 Euro fiyatıyla CLF 1100 ile Afrika Twin Adventure Sport. Üzerinde de sanırım bir Türk abimiz oturuyor. Yine XADV 12.900 Euro. Fuarın sonlarına doğru pillerimiz bitti ama BMW'de pillerimizi birazcık olsun doldurduk ve şimdi birkaç tane motoru çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Evet. Burada S1000 arı görüyoruz. 15.540 euro fiyatıyla Almanya fiyatı ve burada da S1000 RR modelini görüyoruz. 20.420 euro. Burada da BMW'nin kupon makinesi. Akşam olmasına rağmen hala her yer dolu. Ve BMW'nin M1000RR 50. yıl modeli 37.560 euro. Evet, buna birazcık bakabiliriz. Neymiş arkadaşlar? 212 PS 83 santim oturma yüksekliği, 192 kilo dolu hali, 212 kilo, 37.560 euro M modeli. Evet, arkadaş yattı. Burada da R1250 RS modelini görüyorsunuz. 15.520 euro. Evet, RS modeli BMW'nin içinde en hesaplı olanlardan bir tanesi. Ve şimdi de sizler için R18, R18, R18 modelini göreceğiz. Accent klasik modeli 23.950 euro buradaki fiyatı. Evet dostlar, BMW biraz kıyıda köşede saklandığı için sona kaldı ve maalesef telefondan doğru çekmek zorunda kalıyorum. K1600 GTL'nin yeni rengini görüyoruz. Buradaki fiyatı 26.230 euro. Ve klasik mavi rengi 28.230 euro. Arka çantasıyla birlikte. Diğerinin arka çantası yoktu sanırım. Arkada da K1600B modeli var. Bu da 26.280 euro. Ve R1250 RT.
R1250 RT'nin rakamı da 20.500.